Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde polimorfizmi kapsüllemeyi göreceğiz arkadaşlar. Java içerisindeki daha doğrusu nesneye yönelik programlama dillerinin içerisindeki en önemli özelliklerden biri olan polimorfizm ve kapsüllemeyi bu video dersimizde detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. İlk olarak polimorfizm nedir? O konu hakkından bahsedelim. Polimorfizm aslında biyolojide iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunması olayını aslında biz tamamen polimorfizm diyoruz. Pekala biz bunu Java dilinde nasıl tanımlıyoruz ve nasıl buna eşdeğer bir hale getiriyoruz? Aslında buradaki biyolojideki anlatılan iki farklı fenotipin aynı tür popülasyonun bulunması meselesi aslında polimorfizm içerisinde de aynı şekilde, yani sınıf aslında ya bu tür özelliklerin hepsi interface, abstract, polimorfizm, kapsülleme gibi bütün nesne yönelik programlama dili Java içerisinde tamamen sınıfın etrafında dönmesi, yani sınıfa çeşitlilik vermeniz, tamamen farklı formlara sokmanız, işte modüllerle arttırmanız gibi durumlara getirmeniz bu tür özellikleri ortaya çıkartıyor. Aslında somut olarak hayatımızda gerçekleştirdiğimiz kalıtım, genetik olaylar, işte türlerin ayrılması, aynı popülasyonun bulunması gibi özelliklerini aynı şekilde Java yazılım dilinin içerisinde de kullanmamız. Tabi bunu biraz daha soyut halinde kullanabiliyoruz. Pekala polimorfizm Java içerisindeki olayı ne? Değişik formlar, yani şekilleri alabilme anlamına gelmektedir. Yani bir sınıfın farklı formlar halinde kullanabilme özelliğine aslında biz polimorfizm diyoruz. Bir sınıfa ait nesne o sınıfın alt sınıflarından birinin şeklinde bilinebilir. Yani şu, tamamen şöyle düşünün. Burada en güzel örneği kuş hayvan ilişkisi demiş. Örneğin hayvan sınıfı ve kuş sınıfını olarak düşünürseniz kuş bir hayvandır ve kuş hayvana bağlı bir popülasyon olarak düşünülür. Yani bir alt sınıf her zaman için kendisinin süper sınıfına vekalet edebilir şeklinde olabilir. Yani onun yerine kullanabiliriz. Bu konu tamamen aslında örnekler üzerinde anlatılacak bir konu. Terimsel olarak çok havada kalan bir konudur. Ama bilmeniz gereken her sınıfın ait bir nesne mutlaka alt sınıfların birine bürünebilme olayı aslında tamamen polimorfizmi örneklemekte. Bunun örneğini verirsek şöyle düşünün arkadaşlar. Örneğin bir araba düşünün. Sonuçta arabanın kendisine ait neleri vardır? Örneğin frene bas diye bir arabanın içerisinde ne var? Frene bas diye bir metodu var bir sınıfın içerisinde. Fakat siz bu arabanın üzerine gidip bir BMW oluşturuyorsunuz. Tabii bu tamamen arabadan geliyor arkadaşlar. Bu BMW araba sınıfından türeyerek geliyor. Şimdi burada aslında BMW bir araba diyebiliyoruz, değil mi? Değil mi? Yani sonuçta arabadan türediği için bir araba olarak gözüküyor. Aynı zamanda BMW kendisine ait bir frene bas metodu var. Tabii ki bu da arabanın içerisinden geliyor. Tamamen polimorfizm aslında kalıtımla iç içedir. Yani içedir. Yani bir polimorfizm yapabilmeniz için kesinlikle bir kalıtım mimarisi ortada olması gerekiyor. Yani bir sınıfın bir alt sınıfına bürünürken bir kalıtımla geçmesi gerekiyor. Kalıtım yoksa orada zaten polimorfizm yoktur arkadaşlar. Kalıtım yapmanız gerekiyor. Yani biz alt sınıf türetirken üst sınıftan bir kalıtımla gelmesi gerekiyor. Yani demek istediğimiz arabadan BMW'yi üretirken BMW'nin arabadan alacağı özellikler olması gerekir ki bir polimorfizm olsun. Polimorfizmin temel özelliği şu: bir üst sınıfın nesnesini alt sınıfındaki nesneye büründürebiliyoruz. Bu ne demek? Örneğin arabadan türettiğimiz bir nesneyi, şöyle diyeyim, araba diye bir nesne üreteceksiniz normalde. Şu şekilde üretmeniz gerekiyor. Ama şimdi bu normal bir nesne. Sınıf üzerinden üretilen bir nesne olarak tanımlıyoruz bildiğimiz gibi. Fakat biz arabanın nesnesini bir alt sınıf olan bir nesneyi de büründürebiliyoruz. Yani şu hale getirme olayı, araba eşittir BMW dediğiniz an
Aslında siz herhangi bir yanlış yapmıyorsunuz, doğru yapıyorsunuz. Çünkü araba nesnesini bir alt sınıf olan BMW'ye büründürmüş oluyorsunuz. Burada gerçekleştirmiş olduğu olay tamamen polimorfizm olmuş oluyor arkadaşlar. Tamamen burada bir polimorfizm olayı gerçekleşiyor. Buradaki gerçekleşen olay ne oluyor? Şimdi sonuçta arabanın içerisinde var bir tane frene bas metodu, bir de BMW'nin içerisinde frene bas metodu var. Çünkü ikisinin ortak olan bir özelliği frene bas metodu. Ha, bunun içerisine extend aldığı için araba frene bas olayını geliştirmiş olabiliyor BMW. Daha geniş bir ABS ekleyip bilmem ne gibi özellikler ekleyebiliyor. Şimdi bu araba nesnesi pekala hangi metodu kullanacak sizce? Arabadakini mi yoksa BMW'nin içindeki frene basını mı? Tabii ki şunu kullanacak arkadaşlar. BMW içerisindeki frene bası kullanacak. Yani araba üzerinde üretilen nesne polimorfizmde BMW'den geliyorsa, bu nesne bürünüyorsa, o zaman bir alt sınıfındaki nesne metodu kullanacaktır, özelliği kullanacaktır. Kendi içerisindeki nesneyi metodu kullanmayacaktır. Yani buradaki polimorfizmin temel mantığı aslında ilkel olan bir sınıftan gelişmiş olan bir sınıfı, yani şey, gelişmiş bir sınıf üzerinden bir ilkel bir nesne üretmek, ilkel olan nesnenin de gelişmiş olan metodu kullanması tamamen. Şimdi Eclipse tarafından örneğini verirsek bunun, şöyle bir örnek vereceğim burada da. Ders 14 diyelim. Buradaki vereceğim örnek şu olacak arkadaşlar. Package.com.java diyeceğim tekrardan. Şimdi şöyle düşünün. Bir çalışan düşünün. Şimdi bir kurumda çalışan olarak düşünürsek ne vardır? İşte çalışan olarak ne vardır? Hizmetli vardır. Müdür vardır. Ondan sonra müdür yardımcısı vardır. Mühendis vardır. İdari işler sorumlusu vardır. Bir sürü çalışan vardır. Ama hepsi yine bir maaş alır. Ama maaşları farklıdır hepsinin. Ama çalışan diye bellidir. Yani bir çalışan, standart bir çalışan diye bir kısım olur. Biz buna örneğin çalışan desek sınıfa. Ve bunun içerisinde örneğin public void maaş diye bir şey olsa, metodu olsa, normal bir çalışan. Ben bunu herhangi bir şey büründürmedim daha. Örneğin bu adamın çalışan 1000 lira alsın. Normal çalışan, herhangi bir vasıfı olmayan bir elemanın maaşı 1000 lira olarak geçerli olsun. Daha sonra ben tuttum bu kurumun içerisinde, bu şirket ya da firmanın içerisinde mühendis aldım. Mühendis aldım. Sonuçta bu mühendis bir çalışan olduğu için çalışanından da ben bunu alabilirim, değil mi? Yani getirebilirim. Yani kalıtım olarak alabilirim. Çalışanı kalıtım olarak aldığım zaman ne yapacağım? Çalışanı kalıtım olarak aldığım zaman şuradaki maaşı kullanabilirim. Eğer ben bunu içeri override olarak almazsam, çalışanın içerisindeki metodu override olarak almazsam, bu adamın maaşı 1000 lira olarak kalacaktır. Çünkü bu da bu şekilde tanımlıdır. Ama ben bunu geliştirip kendimin içerisine alırsam, şu şekilde içeriye alırsam, yani override edip içeriye alırsam ve bu adama yeni bir maaş tanımlarsam, örneğin 2000 lira olsun. Ben bu adama yeni bir maaş tanımlarsam, bu adamın artık maaşı 2000. Ama ortak özelliği, çalışanın mühendisinin ortak özelliği nedir arkadaşlar? Maaş metodunu kullanması. Çünkü maaştan kalıtımda gelmiştir mühendis. Sonuçta mühendis bir çalışandır. Aynı şekilde new class deyip bir de müdür getireyim, müdür oluşturayım. Yine aynı şekilde bu da gitsin extend'de çalışandan. Sonuçta bu da bir çalışan, değil mi? Kurumun içerisinde bu da bir çalışandır. Ve bunun da yine aynı şekilde bir maaşı vardır kurumun içerisinde. Yine aynı şekilde maaşı da içeriye dahil edeyim. Tabii o süperi niye söylüyorum? Eğer süper kalırsa, şuradaki süper kalırsa arkadaşlar, süper nokta maaş dersem çalışanın içindeki maaşı refer edilecektir. Ama ben bu adama, müdüre yeni bir maaş ekleyeceğim için burayı değiştirmem lazım. O yüzden buraya müdürün kendi maaşını yazayım. Benim 3000 olsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir adama
maaş olarak 3000 ekledim. Toplam 3 tane sınıfım var ama mühendis sınıfım çalışandan kalıtımla geliyor. Müdür sınıfım da aynı şekilde çalışanla üzerinden geliyor. Şimdi örnek olarak yapalım. Örneğin new class diyeyim. Polymorphism örnek diyeyim. Tamam mı? Şunu da ekleyeyim. Public static void main de ekleyeyim içerisine. Çünkü burada örneklerimizi biliyorsunuz static void main içerisine yazıyoruz. Şimdi bunun haricinde ben polymorphism örneğin içerisine public static void pardon public static void seç diye bir metot yazacağım. Bu da ne olsun? Int id olsun. Id göndersin. Burada da switch case kullanacağım. Neden switch case göndereceğim? Şimdi buradaki switch case'in amacı ne olacak? Şimdi 1 ise bu normal çalışan olsun. İşte 2 ise şu olsun şeklinde yazmak için tamamen. Örneğin 1 ise ne olsun? Mühendis olsun değil mi? Şimdi normalde şu şekilde yazmamız gerekiyor. Mühendis, mühendis diye. Ama ben burada bunu jenerik bir hale getirmem için hepsi çalışan olduğu için şöyle diyeyim. Çalışan, çalışan değil mi? Şu şekilde kalsın. Şimdi ID'ye göre bu çalışanları tiplendireceğim. Örneğin çalışan 1 olduğunda veya ID 1 ise bu çalışandan gelsin. Yani normal çalışan olsun. Tamam mı arkadaşlar? 2 olduğunda 2 olduğunda da bu adam nereden gelsin? Mühendisten gelsin. Şimdi bakın buradaki dikkat etmeniz gereken şey bakın çalışan olduğu halde mühendisten geliyor. Neden mühendisten geliyor? Orada maaşı ben mühendis olarak tamamlamam lazım çalışan. Tekrar çalışan 3 olduğunda new müdür olsun. Gördüğünüz gibi burada da yine çalışan ne oldu arkadaşlar? Müdür oldu. Şimdi polimorfizmde önemli şeylerden biri örneğin şurada çalışan bir çalışan mühendis çalışanı yaratmam için şu şekilde polimorfizmde yaratabiliyorum mühendis. Şimdi buradaki mantığın aynısını yapıyorum yukarıda. Hiçbir fark yok. Şimdi buradaki çalışan bu tarafta sol tarafta çalışan ama sağ tarafta mühendis. Aslında ürettiğiniz nesne çalışan nesnesi. Mühendis nesnesi değil. Sadece burada polimorfizm uyguluyorsunuz. Yani gelişmiş olan bir sınıfın içerisinden ilkel olan bir sınıfa nesne üretiyorsunuz. Fakat üretmiş olduğunuz nesne ikisinin ortak sahip olduğu metotların gelişmiş olanını kullanmaya sahip oluyor. Mühendis içerisindeki fazla olan metodu kullanamıyor. Tamamen ikisinin ortak olduğu. Aslında çalışanın içerisindeki ortak olduğu. Çünkü mühendis çalışandan geldiği için kalıtımla bundan nesne üretebiliyorsunuz. Yani bürünebiliyor. Nesne mühendis şeyini bürünebiliyor. Biz buna tamamen polimorfizm diyoruz. Şimdi buradaki de örnekte de aynı şekilde. Çalışan şu an nesne üretilmemiş durumda. Ne zaman buraya girip new anahtar sözcüğüyle sınıf üzerinden nesneyi üretiyorsam o zaman artık nesne yaratılmış olacaktır bellekte. Ki ben bu şekilde bıraktığım zaman asla nesne yaratılmamış olacaktır. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Örneğin burada da polimorfizm örnekte örneğin seç diyelim 1. Şimdi burada seç dediğimizde aslında şöyle diyeyim. Burada void yerine bana bir çalışan çevirsin arkadaşlar. Şurada da return çalışan. Sonuçta bir metodun dönüş tipi bir sınıfta olabilir demiştim hatırlarsanız. Oradan dolayı buna çalışan. Ya yani normal int gibi, double gibi bir şey ama burada dönüş tipi bir sınıf tipinde olmuş oluyor. Yani çalışan dönmüş oluyor. Şimdi çalışan normal çalışan olarak aldım düşünün burada. İkinci kısımda işte ne diyeyim çalışan nokta maaş. Bu adamın maaşı neymiş ona bakalım. Sonra
Aynı şekilde bir mühendis yaratalım. Şimdi mühendis nasıl yazacağım? Şöyle mühendis diyeyim. İşte poliformidin örnek set 2'de, değil mi? 2'de mühendis geliyordu. Şurada aynı şekilde bunu da maaşını yazayım. Daha sonra yine çalışan yaratacağım firmanın içinde, ama bu da müdür olsun. Bu da poliformizm örnekten 3 olsun. Aynı şekilde çalışan nokta maaş. Şimdi buradaki yapılan mantık ne? Sonuçta bir mühendis de müdür de çalışan kesinlikle. Neden çalışan? Çünkü burada bakın müdür extent'te çalışandan geldiği için sonuçta müdür bunu kapsıyor. Aynı şekilde mühendis de çalışanı kapsıyor. Fakat %100 kapsıyor mu? Hayır. Çünkü çalışan içerisinde örneğin private tanımlı bir şey değil. Void. İşte ne diyelim, metot bir değil. Şu an aklıma gelmedi. Örneğin bu metoda sahip olmuyor mühendis. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü private erişim anahtarını kullandığımız için buradaki sahipliği olamıyor. Çünkü private demek tamamen kendine özel. Sadece sınıfa özeldir. O yüzden ona sahip olmuyor. Ortak özellikleri dediğim kısım tamamen aklınıza gelecek şey public ve protected olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi müdür de aynı şekilde çalışanı kapsadığı için burada rahat bir şekilde onun üzerinden yaratabiliyorum. Şurada görmüş olduğunuz mühendisten çalışan yarattım. Şimdi müdürden çalışan yarattım. Ama burada örneğin sadece ortak olduğu metotları kullanır. Ama hangisini? Maaş kullanır. Burası gelişmiş olan maaş kullanacaktır. Tamam mı? Şimdi buradaki hani mühendiste 2, şu 2'de gönderdiğimde şuraya gelecektir. Switch case olayından dolayı. Buraya geleceği için 2'ye. Burada bir mühendis nesnesi değil aslında. Çalışan nesnesi yaratıyor. Fakat buradaki mühendis nesnesi tamamen mühendis sınıfının nesnesine dönüşür gibi davranacak. Yani mühendis sınıfı içerisinde üretilen bir nesne gibi davranacak. Fakat sadece çalışan sınıfı ile içerisindeki metotları kullanabilir. Kullanabilir. Aynı zamanda şurası da, şurada da çalışan sınıfının içerisindeki maaş metodunu değil, mühendis içerisindeki maaş metodunu kullanalım arkadaşlar. Önemli olan bu, unutmayalım. Buradaki poliformizmdeki tamamen mantık bu. Yani mühendisin içerisindeki maaş metodunu kullanır. Yani şurayı kullanır arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle yazalım daha net olsun, mühendis diyeyim. Daha sonra şuraya müdür diyeyim. Şuraya mühendis değil. Buraya da normal çalışan diyelim. Tamam mı? Gelelim buraya. Yani buradaki tamamen mühendisin içerideki maaşı kullanacaktır. Ama burası normal bir çalışan olarak, çalışan nesnesi olarak düşünün arkadaşlar. Çalıştıralım bunu. Şu an
Burada bir sıkıntı oldu herhalde. Sıkıntı. Bir dakika, şu an normalde şunu yapması gerekiyor da. Ya da şöyle yapayım, şu metodu hiç yapmayayım. Şurada bir sıkıntı oldu. Tam çıkartamayacağım şu an. Videoyu kesmeyeyim arkadaşlar. O yüzden şunu yapacağım. Hani burada mühendis oluşturdum. Çalışandan şöyle diyeyim, şurası mühendis oldu. Burası da mühendis oldu. Buradaki çalışan da müdür olsun. Müdür. Müdür nokta maaş diyeyim. Daha sonra en son çalışan diyeyim. Çalışan. Burada da çalışan nokta maaş deyip yazdırayım. Gördüğünüz gibi hepsi farklı geldi ama hepsi çalışan sınıfın üzerinde üretilen bir nesne. Az önceki anlattığım gibi, az önce yazdığım kodda bir sıkıntı oldu ama şu an tam göremedim mevzuyu. Büyük ihtimal şurada hepsine çalışan olarak gönderdiği için direkt onu çalıştırdı. O yüzden şimdi onu çözmekte uğraşmayayım, zamanda almayayım. Şimdi buradaki temel mantık az önceki dediğim gibi tamamen mühendis üzerinden çalışan bir nesne üretiyor ve mühendis nokta maaş dediğimde de tamamen mühendis içerisindeki maaşı kullanıyor. Biz buna polimorfizm diyoruz. Aynı şekilde müdürde de bunu yaratıyor. Bu normal nesne yaratımı. Normal arkadaşlar. Şimdi buradaki ikisi poliformizme örnek olmuş oluyor. Bu tamamen normal bir nesne yaratımı. Şimdi örneğin mühendis içerisindeki şöyle bir şey ekledim. Örneğin public void arge yap diyeyim, örneğin arge yap diye bir metodu olsun. On seviyesi o işte ne olsun, arge yapılıyor değil mi? Arge yapılıyor diye bir kısım olsun. Şimdi ben burada mühendisin maaşını kullandığım halde mühendis nokta arge yap diye bir metodum var değil mi? Bunu kullanabilir miyim? Tabii ki hayır, kullanamam. Çünkü bu arge yap sadece mühendise ait olan bir metot. Sadece mühendise ait bir metot. Kalıtımla gelmedi bu. Çünkü çalışan içerisinde bu olmadığı için buradaki üretmiş olduğunuz nesne de, mühendis nesnesi de normal çalışan ama nereden türeyerek geliyor? Mühendisten türeyerek geliyor. O yüzden bunu kullanamazsınız arkadaşlar. Yani mühendis içerisindeki çalışandan hariç yeni metotları kullanamıyorsunuz. Yani tamamen şu arkadaşlar aslında. Şimdi elinizde bir araba var ve BMW var. Araba BMW arabadan türemiş, yani kalıtım yapmış bir sınıf olarak düşünün. Şimdi araba normalde kendinin içerisindeki ilkel olan bir metotlar var. Ama BMW kalıtımla yukarıdan arabadan almış olduğu metotları geliştirerek kendine yeni bir proses geliştirmiş olduğunu düşünün. Şimdi araba üzerinden, BMW üzerinden araba nesnesi yarattınız. Şimdi araba ne yapıyor aslında? Gelişmiş olan sınıfın içerisindeki ortak olduğu metotları kullanabiliyor. Fakat gelişmiş sınıf içerisindeki kendisinde olmayan sınıfları kullanamıyor. Çünkü o BMW'nin kendi özelliği olmuş oluyor. Poliformizmdeki temel prensip bu arkadaşlar. Tamamen. Şimdi poliformizm tamamen anlattığım şekilde arkadaşlar. Poliformizme diyeceğim mevzu bu kadar konu. Yani poliformizm konusu tamamen bu şekilde anlatılıyor. Yani sınıflar arasındaki nesne bürünmesi, değişik formlarında alınması. Bir de geç bağlama diye bir mantık vardır poliformizmde. Geç bağlama şuradaki kısım aslında. Mühendis nokta maaş dediği kısım aslında ilk olarak çalışanın içerisindeki maaşı görüyor ama daha sonra runtime zamanında mühendis içindeki maaşı görmesi burada tamamen late binding diyoruz aslında biz buna. Geç bağlama. Geç bağlama olayı da tamamen bunun üzerine gitmiş oluyor. Şimdi bu video dersimizi çok uzatmadan sizlere burada poliformizm örneklerini bitirelim. Aslında diğer bir konumuz olan
kapsüllemeyi de diğer bir video dersimizde anlatarak birleştirelim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.